27 Ekim 1997 tarihinde yayın hayatına başlayan Gün Işığı gazetesi 28. yaşını kutluyor. Elazığ'da 27 Ekim 1997 tarihinde eğitimci iş insanı İbrahim Taşel tarafından kurularak yayın hayatına başlayan ve günlük yayın yapan Gün Işığı gazetesi 28. yaşını kutluyor. Yok. 2018 yılında Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca yönetimine geçen Gün Işığı gazetesi günlük olarak yayın hayatını sürdürüyor. Gün Işığı gazetesinin kurulduğu günden bu yana Elazığ'ın sorunlarını dile getirdiğini ifade eden imtiyaz sahibi Mehmet Nafiz Koca, gazetenin kurulmasında öncülük eden eğitimci İbrahim Taşel'e teşekkür etti. Amiral gemisi olarak nitelendirdiğimiz Gün Işığı gazetesi, malumunuz 27 Ekim 1997 yılında yayın hayatına başladı. Her daim Elazığ'ın yatırımlarında, ekonomik sıkıntılarında, eğitim, sosyal, kültürel ve içtimai problemlerinde Gün Işığı gazetesi Elazığ'da öncü kuvvet rolü üstlendi. Bu vesileyle ben gazetemizin kurucusu olan Elazığ'da bizim yaş grubumuzdan hemen hemen herkesin de eğitimde üzerinde emeği olan çok kıymetli hocamız Sayın İbrahim Taşel'e teşekkürlerimizi ifade ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Gün Işığı gazetesinin çeyrek asırdan daha uzun süredir yayın hayatına devam ettiğini belirten Nafiz Koca, bundan sonraki süreçte de Elazığ'a en iyi şekilde basın yayın alanında hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Tabii 27. yaşımızı dün itibariyle geride bıraktık. 28. yaşımıza kadem bastık. Dile kolay 28 yıl, çeyrek asırdan 3 fazla. Umut ediyoruz ki daha nice 28 yıllarda Elazığ'a basın yayın yoluyla çok ciddi kaliteli hizmetler verip kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde ve olayların perde arkasıyla birlikte haber almasında eskiden olduğu gibi yine de öncü kuvvet olarak yoluna devam edecektir.